Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber çok dev transferler yapacağız. Dizilişi falan değiştirdim. Türk Gücü serisindeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaleci Muslera, sol stoper Maicon, orta stoper Şikirtel ve sağ stoper Adriano var şu anda. Ve bu videoda sizlerin bana sağ stoper önermesini istiyorum. Ayrıca bu videoda efsane bir transfer yapacağız. Ve daha önceki videolarda istediğiniz başka bir transfer daha yapacağız. Yani iki transfer yapacağız arkadaşlar. Ayrıyetten geçen videoya 500 yorum var ama sadece 600 beğeni var. Yorumlar istediğim gibi abi. Yorum sayısı güzel. Yorum atanlar beğenmiyor ama. Hepiniz lütfen beğenin. Ayrıyetten öneri verdiğiniz yorumu da beğenin arkadaşlar. Öneri verilen yorumları. Eğer size de uyuyorsa, siz de onu istiyorsanız beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman ilk olarak buraya oyuncumu alıyorum. Buraya kimi alacağım abi? Onyekuru. Onyekuru geldi buraya. Evet abicim, Onyekuru buraya geldi. Tabii ki çalıştıracağız. Tabii ki yükselteceğiz arkadaşlar. Ayrıyetten sürpriz oyuncuyu unutmayın. Sürpriz oyuncu da var. Hemen şöyle bir basalım abi. Üçgen arttı. Fazla abartmak istemiyorum. Direkt beşgen arttıracağım bunu. Evet, direkt beşgen arttırdım abi. Bastım, tamam, güzel. 80 gen oldu Onyekuru. Özellikleri de gerçekten muhtemelen güzeldir. Hız özelliğine özellikle bir bakmak istiyorum. 98 hız oldu. Gerçekten muazzam abi. Biz bu adamla yargı dağıtacağız gibi geliyor bana. Bakalım neler olacak. Bu arada boost'u ne kadarmış? Boost'u da az kalmış. Tamam, o da yükselir. Şimdi arkadaşlar, sağ orta sahaya alacağım kişiyi zaten arkadaşlar en yüksek de kartını alıyorum. Yani bu videoyu size otomatikman beğendirtir arkadaşlar. Bu seriye her videosuna 1000 beğeni gelebilir. İzlenme sayıları falan güzel arkadaşlar. Beğenin, 1000 beğeni yapalım. Bundan sonra bütün bölümlerini 1000 beğeni şeklinde yapalım. Coins'lerimi harcıyorum. Bu arada akşam saat 8'de Cube TV'de yayın var muhtemelen. %90 var, %10 da yok. Olmaya da bilir ama Cube TV'den de takip edebilirsiniz. Her neyse, fiyat olarak arkadaşlar buraya 185.000 yazalım. Çok hatırlamıyorum fiyatını. Buraya da abi Moses'i zaten yazdık, artık gördünüz. Çok da istiyordunuz. Ve arkadaşlar alacağım. Bakmıştım zaten fiyatını. Gördüğünüz gibi hep 184.000'e var. Ve bakalım abi, daha ucuz. 178.000'e de gördüm. 163.000'e de var. Güzel abi, 165.000 yazalım o zaman. Sonra en ucuz çıkanı direkt olarak alırız arkadaşlar. Dünkü videoda çok zarar ettim. Biliyorsunuz dünkü videoyu zaten arkadaşlar. Bayağı bir zarar ettim. 163.000'lik kart aldım. Bu adam da çok hızlı. Bu adam da süper abi. Takım var ya, uçacak gidecek. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Cidden abi. Of of of. Kimyayı düşürdük. Onu nasıl halledeceğiz hiçbir fikrim yok. Bir boostlarına basalım abi. Bu adam kimyayı mecburen düşürecek. Çok üzücü bir durum ancak. 9 yen boostu var. Tamam arkadaşlar. Bu bizim çok işimize yarayacak. 91 yen. Yani şu adamlar transfer olduktan sonra abi artık kimyayı düşürmeseydi bizim için her şey daha güzel olurdu. Ancak maalesef düşürüyor. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçelilerin Galatasaraylıların yanına alacağım. O şekilde bir kimya arttırmaya çalışacağım. Bakalım nasıl yapabiliriz abi. Şöyle yaparsak 108'e düştü. Arkadaşlar bu kadronun kimyası nasıl artar? Tabii ki de sağ stopere Vida'yı falan alarak. Sağ stoper önerin. Ayrıyeten arkadaşlar dediğim gibi santrafor falan değiştirelim mi? Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Mesela kimin kimyası düşük abi? Ayem'in kimyası düşük. Jackne'nin de kimyası düşük. Şöyle yaptığımız zaman Jackne'nin bayağı bir kimyası düşük arkadaşlar. Bunu falan da değiştirebiliriz. Tabii ki kimyanın bizim için artık çok fazla bir önemi yok. Ayrıyeten 89 gene yükseliyoruz yavaş yavaş. Yani bu adam için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu adamı halledeceğiz biz, merak etmeyin. Siz sadece bana oyuncu önerin. Aa bir dakika, şunu şöyle yapsak. 105 kimya aldı. Nijeryalı olduğu için belki uyum sağlar dedim ama yok arkadaşlar. Her neyse, şu anda ne yapıyoruz bu arada? Yok abi ya, aynı ülkeden de olsa hiçbir işe yaramıyor. Her neyse arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hızlıca o zaman. Arkadaşlar bir de siz şöyle bir şey söylemiştiniz. Ayev yerine Frey al demiştiniz ve Frey'in beceri geliştirisi daha iyi olduğu için ben burada Frey'i alacağım. Belki boost olarak da daha fazla yükseltir diye düşünüyorum. O yüzden abi Frey'i verdim ve yükselttim anasını satayım. 161.000 coins verdim. Gerçekten muazzam duruyor. Hızlanması birazcık düşük ancak yapabileceğimiz fazla bir şey yok. 88 yani 114 kimyaya ulaştık. Ayrıyeten uzun pas. Oğuzhan Özyakup'a da yükseltmiş olduk bu arada şu anda. Takım 89 gene doğru emin adımlarla ilerliyor. Yavaş yavaş arkadaşlar 89 gende olacağız. Burayı Vida'yı da alalım arkadaşlar. Zaten 4 gen boost olmayacak. Çok daha fazla olacak. Ve ayrıyeten arkadaşlar çok daha güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Umarım daha güzel şeyler olur yani. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman bir karşı atak maçına girelim. Gol krallığını da saymayı unutmayın arkadaşlar. Gol krallığını yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar seçkin paketi var burada. Gerçekten güzel bir şekilde açalım bakalım. Ve pozisyon alma geldi. Bir dakika. Bir dakika, iki tane oyuncumuz artmış. Belki 89 yen olabiliriz. Şu an belki 89 yen olabiliriz. Olmasak da bayağı bir yaklaşırız arkadaşlar. Bunu yükselttiğim zaman çünkü ne mi olacak? Arkadaşlar diğer takımıma gelelim. Bundan sonra bir dakika. Diğer takım Hazard da yükseldi arkadaşlar. Hazard da 99 oldu. Gerçekten muazzam duruyor her şey. Gerçekten harika. Bakalım yeni transferler şimdi neler yapacak arkadaşlar.
hemen bir normal bir maça gireceğim. Bakalım kaç tane gol atacağız. Gerçekten takım süper olmaya başladı. Süper ötesi olma yönünde de ilerliyoruz bakalım. Umarım güzel şeyler olur. Videolara sizlerden dediğim gibi like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı da yardırın. Beğendiğiniz yorumları da beğenin. Mesela bu videonun altına abicim bir tane stoper önerin. Sağ stoper önerebilirsiniz. Ayrıca diziliş taktiği falan da verebilirsiniz. Moses'e uygun. 99 yenlik bir rakip var. Umarım kaybetmem abi. Çok zorlayacak gibi duruyor beni. 1 milyon 5 bin de taraftarı varmış. Yani neden 99 yenlik rakip veriyor bilmiyorum. Gerçekten anlamsız geliyor bana bu kadar güçlü rakip vermesi. Zaten düşük takımda girmişiz. Frey aradan geçebilecek mi? Maalesef geçemedi. Abartmayalım abi zaten 99 yen. Adem Lajic. Adem Lajic. Bakalım Frey Ayer'den daha yüksek. Abi ne yaptım ben ya? Yanlışlıkla yaptım. Hemen tekrardan devam edelim. Bu arada Frey hemen yükseldi mi? Galiba Frey yükseldi ya. Tam emin değilim ama. Cagne durdurdu vurdu gol abi. Bu adam da hileli. Adem Lajic de hileli. Ben anlamadım. Ama Adem Lajic'in boost'u düşük arkadaşlar. Yani değiştirmememiz için bayağı bir gol atması gerekiyor o adam. Moses ilk topu alışı maalesef gol kaçtı arkadaşlar. Moses sol taraftan aldı bu arada topu ilginç bir şekilde. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan yaptı çalımını. Çekti şutunu. Oğuzhan Özyakup 2-2 yaptı. Bravo Oğuzhan be, çok güzel bir hareket. Mbaye Cagne. Cagne çek topu abi. Çok güzel. Vur topa. Cagne'den şut ve gol. Çok güzel bir gol geldi Cagne'den gerçekten. Harika bir gol. Elif Elmas şimdi. Bu adam pazarda yoktu abi. Hatırlarsınız bayağı da izlenmişti bunu aldığım video. Ama maalesef gol atamadık abi. Şu an çok üzüldüm. Hadi bakalım abi. Oğuzhan Özyakup şimdi. Oğuzhan Özyakup. Bu seriyi bu arada çok seviyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla yorumlarda istiyorsunuz. O yüzden sıklıkla atmaya çalışıyorum ama tabii başka seriler de araya giriyor. Frey ilk golünü attı bu arada. Dönen topa yapıştırdı abi. Bitiriciliği gerçekten çok üst düzeyde. Onu da görmüş olduk zaten. Oğuzhan Özyakup yaptığı hareket çok sıkıntı. Onyekuru ve Moses'e çok az top geldi ama abi. Onlara da top gelseydi keşke ama maalesef gelmedi. Belki şu an müthiş fırsat verip gelir diyecektim. Adem Lajic'e geldi. Bu adam da kaçırmaz diyorum. Şut. Ben bu adamın hileli olduğunu bir önceki videolarımda söyledim. Zaten gerçekten bu adam hileli abi. Gerçekten bu Adem Lajic var ya resmen hileli. Yani bütün paramı buna yatırıyorum. Niye yatırıyorum onu da bilmiyorum ama yani bu Türk gücü serisine sizlerin beğeneceğini umarak yatırıyorum. Umarım da beğeniyorsunuzdur. Hemen bir maça daha giriyoruz. Arkadaşlar bütün golleri sayıyorsunuzdur umarım. Gol krallığını yazın. Bir sonraki videonun başında o zaman arkadaşlar gol krallığının skorlarını yazarız. Gol krallığının sonuçlarını yazarız. Bakalım neler olacak onu göreceğiz. Mbaye Cagne geçemedi. Elif Elmas. Frey. Frey hareketini yapamadı. 1-0 gerideyiz. Çok saçma bir atakla sonuçlandı. Adem Lajic. Gol kaçırmayacağını umuyorum. Adem Lajic. Oo ama çok zor pozisyondu zaten. Arka direğe doğru bir orta açtım. Maicon kafayı vurabilecek mi? Vuramadı. Adem Lajic vurabilecek mi? Adem Lajic resmen gerçekten bu adam hileli. Arkadaşlar ben yalan söylemiyorum. Cidden hileli bu adam. Bu adamda bir bug var. Bir şey var yani bu adamda. Ben anlamadım tamam mı? Var bir şeyler. Moses defansif aksiyonuyla topu aldı ancak. Aha atakta da Moses'e geldi top. Rulet de yapıyor. Moses, Victor Moses astı resmen. Çok güzel vurmadı mı? Moses'e bak. Abi süpermiş. Keşke daha çok fırsat gelse. Mbaye Cagne kaçırdı. Cagne'den bu kaçırmayı beklemiyordum aslında. Galatasaray'a transfer oldu bu arada. Adam Galatasaray'a transfer oldu. Biz Galatasaraylı oyuncu almamamıza rağmen Galatasaraylı oyuncuların sayısı arttı takımdaki. Hani eşitlemeye çalışıyordum abi. Resmen zorlamaya başladı beni bu durum. Mbaye Cagne şimdi. Cagne de iyi abi. Değiştirmek de istemiyorum. Cagne'den çok da güzel bir gol daha geldi. Ve devam abi devam. Mbaye Cagne bir daha. Cagne. Cagne şut. Kaleci. Kaleci kurtardı. Şikirtel'e bir orta açacağım. Şikirtel düzgün bir kafa gelir mi? Geldi. Çok güzel abi. Şikirtel güzel bir gol attı. Bravo Şikirtel. Ve Onyekuru ilk defa top geldi Onyekuru'ya. Onyekuru güzel bir hareket. Onyekuru şut. Onyekuru gol. Böyle de bir şey yok abi. Gerçekten böyle de bir şey yok. Gerçekten muazzam takım oldu. Arkadaşlar dediğim gibi önerilerinizi yardırmayı unutmayın. Her seferinde söylüyorum, tekrardan söylüyorum. Önerilerinizi yorumlara yazın. Takımın stilini değiştirdik. 120 kimya bunu bir şekilde ben yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle yapınca ne oluyor abi takım? 117 oluyor zaten. Ben bir şekilde hallederim arkadaşlar. Onu dert etmeyin diyorum. Ve arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Moses'in boost'unun 9 olması gerçekten bizim çok işimize yarıyor ama maalesef işte şu kart olayı birazcık bizi sıkıntıya düşürüyor. Ancak arkadaşlar dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Çok da önemli değil. 120 kimyayı bir şekilde halledeceğiz. Daha güzel şekilde her şey devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi buraya oyuncuyu önerin abi. Vida'yı buraya alalım mı? Ya da başka bir stoper. Hemen bir stoperlere bakalım arkadaşlar. Pazara girelim. Şöyle abi. 77 üstünde olsun muhtemelen. Siz tabii daha düşükte bildiğiniz varsa önerebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Alırız abicim. En fazla beğenileni alacağım yani. Pepe'yi almayacağım arkadaşlar. Çünkü Pepe gerçekte öyle bir takımda olmadığı için
Pepe'yi almayı düşünmüyorum. Scream kartı falan çok güzel duruyor. Evet ama 83'lük kartını çok almak isterdim. 84'lük kartında ama takımdan ayrıldığı için arkadaşlar Pepe'yi maalesef alamayacağım. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Hatta şunu bir 75 yapalım bakalım bir dakika. Evet Diego Reyes falan da var ama tabii ki sizin önerinizi alacağım dediğim gibi arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup gönderebilirimlerini açmayı kesinlikle unutmayın. Akşam Cube TV'de yayın olabilir. Yayına katılmayı da unutmayın. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. İzlediğiniz için gerçekten hepinize çok 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 teşekkürler. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hoşça kalın ve esen kalın. Bye bye.